Bizleri televizyonlarımız, marifetimizle saygıdeğer vatandaşlarımız. 2018 yılı Ocak ayı meclis toplantısını açıyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı olan toplantısında konuşan Başkan Enver Yılmaz, il genelindeki yatırımların dört koldan ilerlediğini söyledi. Yaptığımız çalışmalarla tamamen farklı bir görünüme kavuşan Rıttım'ınsa, milli değerimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini en iyi şekilde yaşatmak amacıyla 19 Eylül Atatürk Rıttım olarak adlandırmayı uygun gördük, dedi. Düzenleme ve bitişiyle birlikte bir isim gündeme geldi. Bu isim, işte bu meydanı bitti biliyorsunuz arkadaşlar. Bu isimle ilgili de bizim ittifakla belirlediğimiz bu alanın geçmişine ve Ordu ilindeki misyonuna uygun bir şekilde yakışacağına inandığımız bir isim getireceğim huzurlarınıza. Bu ismin de ve onun haricindeki isimlerin de buradan ittifakla geçmesi bizim açımızdan önemli. Rıhtım bölgesinde yapmış olduğumuz bu alana 19 Eylül Atatürk Rıhtımı olarak huzurlarınıza sunuyorum. Bunun kabulü... Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Karşıyaka'da yapımı tamamladığımız tenis kortları ve futbol sahalarına 6 yabancı dil bilen, özellikle okçuluk başta olmak üzere farklı spor dallarıyla ilgilenen ve tarihimizin müstesna şahsiyetlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet'in adını vermiş bulunuyoruz, dedi. Karşıyaka'ya geçelim hemen. Karşıyaka'da muazzam tesisler yaptık biliyorsunuz. Tam bir spor kompleksi oldu. 6 tane tenis kortu, 3 tane nizami saha, sporcu fabrikası, hemen yanına gelecek müzeyle birlikte de bu alanında Ordu Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Spor Kompleksi olarak ismini meclise getiriyorum.